cinsine ve yerine göre de belirtileri farklı oluyor. Biraz önce bahsettiğim sara nöbetinin çok çeşitli şekilleri vardır. Genellikle halkımız ya da insanlar sara nöbeti deyince yere düşüp bayılan, kasılan, ağzından gelen insanları gözlerinin önüne getirirler. Halbuki sara nöbetinin çok çeşitli tipleri vardır. 5-10 saniye kadar hareketsiz kalır, döner devam eder. Ama o 5-10 saniye içerisinde film kopar. Çok değişik bulgu ve belirtileri olabiliyor beyin tümörlerinin. Ama söyledikleriniz en belli başlı. Baş ağrısı, bulantı, kusma, görme bozuklukları, denge bozuklukları ve bir de en önemli gözden kaçırılmaması gereken vücudun bir tarafında, kolda ve bacakta kuvvet kaybı, felçler veya felç başlangıcı gibi bulgular yine beyin tümörlerinin belirtileri olabiliyor. Evet, şu beyin cerrahisine, bir beyin cerrahına yönlendirilmesi için yeterli sebep. Hatta bırakın bulantı kusmayı, bir baş ağrısı dahi mutlaka tetkik edilmesi gereken bir yöntem. Yüz binlerce, milyonlarca insanın başı ağrır, bugün ağrır, yarın geçer. Ama onların içerisinde bir tanesi beyin tümörse onu atlamış olursunuz ki o da hem hasta açısından hem de doktor için son derece kötü sonuçlar verebilir. Peki hocam, beyin tümörünün tehlike boyutu nedir? İşte bütün beyin tümörleri tehlikelidir. Beyin tümörlerinin iyi huyları vardır, kötü huyları vardır. Beynin neresinde olursa çok tehlikelidir? Trafo gibi bütün vücudu idare eden organ. Yani kalbin çalışması, bağırsağın çalışması da, elin ayağın tutması, hissetmesi, duymanız, görmeniz. Yani metastaz, metastatik dediğimiz tümörler olarak bu şekilde de ayırabiliriz. Zana ile sağlık konusunda uzman konuk ve konularla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz beyin cerrahisi. Konuğumuz ise Dora Hospital doktorlarından Profesör Doktor Aytaç Akbaşak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi huylu tümörlerin tedavisi çok daha yüz güldürücüdür doğal olarak. Ameliyatları çok daha yüz güldürücüdür, daha kolaydır. Kötü huylu tümörlerin cerrahisi biraz daha zordur. Cerrahiden sonra daha başka ek tedavilerin de yapılması gerekir. Kemoterapi, radyoterapi veya diğer tedaviler gibi. Böyle. Peki hocam, bu süreci hastayla nasıl geçiriyor bir cerrahımız? Tanı konuldu. En zorundan bir kötü bir tümöre denk geldiğimiz o süreç nasıl işliyor hocam? O hastayla süreciniz nasıl işliyor? Tabii şimdi bu süreç hastanın eğitimine, kültürüne, sosyal yapısına, ailenin sosyal durumuna, kültürel durumuna göre değişen bir şey. Yani bir beyin tümörlü hastaya senin beyninde tümör var demek dünyanın en kötü şeyidir. Yani beyin tümörü başka bir yerin tümörüne benzemez. Beyindeki mercimek kadar bir tümör, toplu iğne başı kadar bir tümör çok büyük olaylar yaratabilir. İnsanın karnına karpuz kadar tümör koyabilirsiniz. Hiçbir şey lazım gelmeyebilir bazen. O nedenle beyin tümörleri gerçekten tolere edilmesi, algılanması, sindirilmesi zor şeyler. Yani hastanın yüzüne küt diye senin beyninde tümör var dediğiniz zaman çok ciddi problem. Yalnız hasta için değil, aile için de bu usulünce anlatılması gereken ve tedavi yollarının biraz önce bahsettiğim gibi dünyanın sonu olmadığının, her şeyin bir tedavisinin olduğunu ve görünen herhangi bir tümörün, tamam tümör olmasına tümör ama histolojik, patolojik tetkik olmadan ne olduğu anlaşılabilmesi çok mümkün olmadığı için, onun için hastaya en kötü şekilde bahsetmenin anlamı yoktur. Yavaş yavaş anlatmanın, alıştırılarak söylenmesinin ve biraz önce de bahsettiğim gibi her türlü tümörün ne olursa olsun bir tedavi şeklinin olduğunun anlatılması gerekir. Hem hastalar hem de hasta sahipleri için. O kısımda da yardımcı oluyor cerrahımız değil mi hocam? Tabii mutlaka. Bu çok çok. Yani işin psikolojik tarafıdır ki son derece önemlidir. Çünkü dediğimiz gibi sizin beyin cerrahlarının en zor kısım, yani Türkiye'de değil dünyada, yani beyinde bir hastalık varsa en korkunç, çünkü vücudu yöneten beyindir diye bilinir halk arasında, ki nitekim bilmiyorum tıpta da öyle midir, ölüm akla gelir. Ki bunda da bu süreç çok önemli. Tümör olsun, kanser kısmı olsun, bunlar belirtildiği zaman bu boyutunda sizler yardımcı oluyorsunuz. Bir diğer kısım da hocam,
konuşurken sohbet ortasında bayanlarda meme kanseri. Meme kanserinin beyinle ilişkisi nedir? Bir de ona ele alabilir miyiz? Meme kanserinin beyinle ilişkisi biraz önce söylediğim gibi metastaz yapması. Yani memedeki kanser hücresinin, ki meme kanseri tedavi edilse bile yıllar sonra bu ortaya çıkabiliyor. Çünkü orada kalan bir tek hücre bile oradaki tümörü çıkarttığınız zaman gözle görünen kısmını çıkartıyorsunuz. Bu yalnız beyin tümörleri için değil, bütün diğer kanserler için. Orada kalan tek bir hücre zaman içerisinde büyüyebiliyor ve işin daha enteresanı, orada problem çıkarmasa bile o bir hücre gidiyor kan yoluyla bir başka yerine vücudun lokalize olabiliyor. Orada konuşlanabiliyor. Bu yalnız beyin değil, diğer organlar içinde, karaciğere, akciğere, diğer organlara da metastaz yapabiliyor. Ama meme kanserinin ilişkisi, beyinle olan ilişkisi, beyine metastaz yapması ve orada kanserin, bir meme kanserinin beyinde oluşması sonuç olarak. Yani halk diliyle sıçraması mı oluyor? Sıçraması. Yani halkımız öyle der genellikle. Evet. Biz tıptaki adı bunun metastazdır. Evet hocam. Evet. Peki hocam, beyindeki şu tümörlerimiz, siz buradaki soruları okumaya çalışacağım size. Hepsi alınır mı? Beyin tümörünün tamamı oradan alınmak zorunda mı? Tümöre göre mi? Tehlike boyutuna göre mi? Çok güzel bir soru. Tamamı alınabilirse çok iyidir. İyi huylu tümörlerinin büyük çoğunluğunun tamamı alınabilir. Kötü huylu tümörlerde bu giderek azalır. Çünkü iyi huylu bir tümör, gözünüzün önüne bir yumurta getirin, bir de muhallebi dolu bir kase getirin, içine konmuş yumurta gibi tutup çıkarabilirsiniz. Ve etrafından ayırdığınız zaman, beyni zarar vermeden, bu bir daha yeniden çıkmayabilir. Çıkabilir de, bazen iyi huylu tümörlerin de nüksetme şeyi olabilir. Fakat kötü huylu tümör bir ağaç dalı gibidir. Yani beynin içerisinde böyle damarlar şeklinde ilerler ve onu ameliyatta tamamını göremeyebilirsiniz. Görseniz de tamamını çıkaramayabilirsiniz. Çünkü o ağaç dalı gibi olan parçaları çıkarırken normal beyin dokularını da zedelemiş olursunuz. Normal beyin dokusunun zedelenmeye tahammülü yoktur. Nöron dediğimiz hücrelerin her birinin fonksiyonu vardır. Tabii arasında bu fonksiyonu, işlevi olan hücrelerin yanında destek hücreleri de vardır. Ama ne olursa olsun bir tümör cerrahisi yaparken beyine en az zarar verecek şekilde yapmak zorundasınız. O nedenle tümörün tamamını çıkarayım derken hastanın beyninin tamamını çıkarmaya hakkınız yoktur. Bir de şöyle bir şey, tümörün çıkarılmasının amacı, ameliyatın amacı, hastanın ondan sonraki hayatının kalitesini bozmadan devam ettirebilme şansı tanımaktır. Yani felçli, şuuru kapalı bir hasta yaratacaksanız ameliyattan sonra yaptığınız iş bir işe yaramaz. O nedenle tümörlerin tamamının çıkarılıp çıkarılamamasına ameliyat sırasında çoğu zaman karar verilir genellikle. Onun için tabii bir takım ileri tetkikler var. Ameliyat sırasında yapılan, ameliyattan önce yapılan filan gibi. Ayrıca iyi huylu tümörlerde de diyelim ki çok önemli merkezlere yakın olanlar, büyük damarlara yapışık olanları tamamını çıkaramayabilirsiniz. Onların bir kısmını bırakmak zorundasınız. Ameliyattan sonra kemoterapi, radyoterapi dediğimiz bir takım yöntemlerle tedavisine devam edilebilir. Peki hocam, hem tıp öğrencilerine yönelik çok güzel cümleleriniz oluyor. Bir de halk diliyle sorayım ben. Bu beyin tümörünü temizlerken öyle biliniyor. Siz hani bir akciğer atıyorum yarısı alınıyor denilir ya genelde halk arasında. Beyin tümörü temizlenirken ne şekil temizleme yapılıyor orada? Alınıyor mu beyinden parça? Prensip almamaktır. Hiç almamak en iyisidir. Hiç almadığınız durumlar olabilir. Özellikle iyi huylu tümörlerde, dedim ya, muhallebi tasının içerisindeki yumurta gibi, ne yaparsınız? O yumurtayı tutarsınız. Muhallebiye dokunmadan, muhallebi beyin oluyor burada. Kenarlarından sıyırarak, özel yöntemleri vardır onun. Yani burada anlatmak çok uzun sürer, hem de görüntülü anlatmak. Detaya girebilirsiniz çünkü hem öğrenci yani, hem halk olunca. Tabii bizim çeşitli yöntemlerimiz vardır kullandığımız o tümörü ayırmak için. Koter dediğimiz ince damarları yakmak gibi veyahut da o tümörü sağlıklı beyin dokusuna
dokunmadan aspire eden, oradan hemen bir takım cihazlarımız vardır. Onlarla alınabilir. Dediğim gibi prensip hiç beyin dokusuna hiç demeyelim. En kaliteli, en iyi beyin cerrahisinde bile birkaç tane beyin hücresi zedelenebilir. Fakat bu birkaç beyin hücresi genelde çok önemli olmayabilir. Çünkü sağlam hücreler tarafından zamanla bir şekilde dengelenebilir. Ama en ideali olan beyin dokusuna en az zarar verilerek çıkarılmasıdır. Ama bazı durumlarda tümör o kadar ilerlemiştir, o kadar etrafa yayılmıştır ki beyin dokusunun da bir kısmı ile beraber çıkartılması gerekebilir. Tabii bu beyin dokusu her beynin her yeri için geçerli değil. Bazı yerleri vardır ki bırakın çıkarmayı, bakmak bile nazar değdir. Evet. Müthiş bir cümle hocam. Şunu söylemek istiyorum. Her hücresi ayrı, vücudun ayrı bir bölgesini yönetiyor. Hareket olsun, görme olsun, işitme, koku, değil mi? Yani? Doğru. Yanlış mıyım hocam? Doğru. Peki bunlar alındığında en basit benim halk arasından yine örnek veriyorum sürekli. Elimi kıpırdatma kısmında tümör oldu. Onu almak zorundasınız. Ben bu kıpırdatma fonksiyonunu kaybediyor muyum hocam? Tabii. Bu işte biraz önce söylediğim gibi işin riski tarafı. Yani. Yani öyle bir şey ki sizin elinizi kıpırdatma fonksiyonu olan bir yerdeki tümörü çıkartmak zorundaysanız çıkartacaksınız. Çünkü oradaki beyin tümörünü çıkartmadığınız zaman sonu, tedavi edilmediği zaman sonu yok. Felç kalıyor değil mi bu sırada? Yanlış mı biliyoruz? Şimdiki söylediğiniz bakın bundan 15-20 sene, 30 sene önce bunlar başımıza çok sık gelirdi. Fakat şimdi teknoloji o kadar ilerledi ki o tümörün nerede olduğu, nereye, hangi hücreleri yapışık olduğu ve zarar verdiği veyahut da tümörü çıkarırken bir zarar verirseniz vücudun neresine ne şekilde zarar vereceğinizi görebiliyorsunuz. Ona yönelik MR tetkikleri var. Traktografi dediğimiz tetkikler var. Yani oradaki tümörün kenarından çıkan yollar neresine kadar gidiyor vücudun? Ya da ne kadar tümöre yakın ya da tümöre yapışık ve bu yöntemlerle. Hatta ameliyat sırasında tam anestezi vermeden hasta uyanıkken yapılan ameliyatlar var. Dolayısıyla ameliyat sırasında hastanın kolunun bacağının oynayıp oynamadığını tetkik etme şartları uyanıkken, var. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz hocam? Tabii. Uyanıkken, hasta uyanıkken tabii çok gelişmiş merkezlerde çok gelişmiş bir takım cihazlarla yapılıyor. Hasta uyanık durumda ama beyine giriliyor. Hemen şunu söyleyeyim. Beynin kendi dokusunun ağrı hissi yoktur. Evet. Yani beyni uyanık bir hastanın beynini açıp kesseniz, bıçakla soksanız ağrı duymaz. Ha, bir tarafı felç olur, gözü kör olur, kulağı duymaz, o ayrı. Ama ağrı hissi yoktur. O nedenle o operasyonu hasta uyanıkken yapabilirsiniz ve dolayısıyla hastaya zarar verip vermediğinizi anlayabilirsiniz. Hatta hasta uyurken de bir takım yöntemler vardır. Hasta uyurken bir takım fonksiyonların kaybolup kaybolmadığını gösteren testler vardır. Mesela bizim en problemli tümörlerimizden biri akustik nörinom dediğimiz ya da pontoserebellar köşek tümörü dediğimiz tıptaki adı. Vücudun, beynin şu kulağa yakın kısmında beyinciğin kenarında olan bir tümördür. Bu tümör genellikle 3 siniri tutar. Birincisi duyma siniridir, ikincisi denge siniridir, üçüncüsü de yüze giden fasial sinir dediğimiz sinir. Bunlar birbirine çok yakın çıkar şöyle. Ve ameliyattan sonra en çok rastlanan komplikasyon o yüze giden sinirin kesilmesi, fasial sinir. Yüze giden sinir ne yapar? Birkaç fonksiyonu vardır. En önemli fonksiyonu göz kapağını kapatır. Ağzın mik dediğimiz yüz mimik hareketlerini sağlar. Şimdi o sinir zedelendiği zaman hastanın gözü kapanmaz o gözü. Aa. Ve ağız sağlam tarafa doğru kayar. Yani şöyle olursa şu gözü kapanmayan bir insanı gördüğünüz zaman hele şurasında da bir iz varsa bu tümör çıkarılmış ve ameliyatta komplikasyon oluşmuş demektir. Ama ameliyat sırasında o
sinire yaklaşıp da o sinirin üzerinde oynamaya başladığınız zaman bir takım tetkikler size haber verir sinire yaklaştın diye. Hasta uyuyorsa bile, anestezi altında olsa bile cerrah uyarır. Ona göre hareketlerinizi düzenlersiniz. Hocam müthiş bir şey. Nasıl onu yani, onu nasıl şey yapıyor, size sinyal veriyor, onu anlatabilme şansınız var mı? Tabii, çünkü hasta anestezi altında olsa bile o sinire yaklaşık konulan elektrotlar o sinirin canlı olup olmadığını size söyler. Hasta istediği kadar uyuyor olsun. Zedelemeye kalktığınız zaman size sinyal verir. Alete sinyal verir. Oradaki görüntülerden. O genellikle bir teknisyen aracılığıyla yapılır. Yani cerrah ona bakmaz, teknisyen uyarır. Siniri zedeliyorsun, yaklaştın, uzaklaş, İki yaklaştın. İki kişi yani. Tabii iki kişi. Yani bu tür ameliyatlarda, ameliyathanede 8-10 kişi falan olur genellikle. Yahut da en azından 5-6 kişi olur. Ekibin, yani konumuza geri döneceğiz hocam ama ekibin burada hem başta hocamız olmak üzere cerrahımız, tüm ekibin bilgisi ve tecrübesi çok çok önemli, değil mi? Çok önemli. Doğru. Çok çok önemli tabii. Anestezi çok çok önemli. Şimdi hastanın solunumunun durması. Mesela yine beyincik ve beyincin alt tarafında bu biraz önce bahsettiğim omurilik soğanı, halk arasındaki adı, tıptaki adı medulla oblongata. Orada solunum merkezi vardır. Orayla oynarken hastanın solunumunun bozulması, durması anestezi tarafından size haber verilir. Ani solunum durması neye tehlike mesela? Yani o solunum merkezinin üzerinde oynadığınızı, oraya zarar vermek üzere olduğunuzu en azından haber verir. Ya kalp durması, ani ölüm, bunlara yani... Kalp durması çok sık rastlanan bir durum değildir beyin şeylerinde, ameliyatlarında, ama solunum bozulması önemlidir. O nedenle zaten o sırada anestezi uyutarak değil de hastanın kendi solunumuna bırakarak bir şekilde anestezi verir. Yani hastanın solunumunu takip edecek bir anestezi şekli uygulanır çoğu zaman. Hocam konumuzun biraz önce ortalarında bahsettiniz. Dediniz ki ben bunu kendi adıma söylemiş duymadım. Uyanıkken hasta acı hissetmez. Bununla değinebileceğiniz başka konular var mı bizim bilmediğimiz ve seyircilerimizin bilmediği? Bilmem, acaba şimdi seyircilerin bilmediği aklıma neler gelebilir? Mesela size bir daha bir şey söyleyeyim. Bizim bu şu anda konunun dışında ama... Anevrizma ameliyatı, anevrizma denilen bir hastalık vardır. Hı hı. Beyin damarlarının böyle tomurcuk gibi bir çıkıntı yapması, baloncuk denir halk arasında. Evet. Genelde bu ameliyat yapılan işlem basitçe bu tomurcuk, damardan çıkmış olan tomurcuğun dibine bir klips gibi, hanımların bigudileri vardır ya böyle, ya bu şeyleri tutturdukları, onun evet, gibi bir maşa gibi bir şey konur. Klips, evet, dediğimiz klip ya da. Ama en büyük riski bunların ameliyat sırasında patlamasıdır. Patladığı zaman, çünkü arter dediğimiz atar damarlarda oluşan bir şeydir ve çok zaten küçücük şöyle bir delikten çalışıyorsunuz beyinde. Oradan ortalık kan gövdeyi götürür ve önünüzü göremezsiniz. Hasta süratle kan kaybeder. Yani çok ciddi bir problemdir. Yani ne yapılır? Anestezi bu son yıllarda geliştirilmiş bir teknik. Adenozin denilen bir madde vardır ilaç. Bunu kardiyologlar kullanır ama beyin cerrahisinde kullanılması çok çok eski değil, yeni. Bu adenozin dediğiniz maddeyi verdiğiniz zaman hastanın kalbini durdurursunuz ameliyat sırasında. Kalp durunca ne olur? Kan, damarlara kan gitmez. Dolayısıyla yani hortum patladı. Musluğu kapatırsanız hortumun fışkırması durur mu? Durur. O da durur. Cerrah önünü görür. Orayı kapatır. Ondan sonra yavaş yavaş kalp tekrar 30-40 saniye içerisinde çalışmaya başlar. Bu tekniklerden bir tanesi. Yani çok halk arasında bilinmeyen bir tekniklerden bir tanesi. Tabii onun dışında hani yeri geldikçe söylenir, halkın birçok bilmediği, yanlış bildiği bir sürü şeyler vardır. Ama tabii onlar sırası geldikçe konuşuruz zaman içerisinde. Aynen. Bunu söylemesi çok güzel oldu hocam. Bir de kanserle tümörün ilişkisi hocam. Her tümör kanser midir? Detaylı, sürekli bunların değişik şeylerini, hani tümör kaç çeşittir vesaire konuştuk ama kanserle ilişkisi nedir? Şimdi şöyle, kanser vücudun belirli organlarını saran zarların bir hücresinden çıkan tümöre, kötü huylu tümöre kanser dedir.
Mesela hakiki kanser derim, mide kanseri olur. Çünkü midenin içini saran, zardan çıkan, hücrelerden çıkan tümör kanserdir. Akciğer kanseri olabilir, işte tiroid kanseri. Aslında beyinde o cins bir hücre yoktur. Beyin kanseri lafı çok doğru değildir, beyin kanseri sözü. Ama kötü huylu tümörleri de beyinde de kanser denmesi artık bir adet haline gelmiştir. Yani hem Türkiye'de hem de yabancı literatürde de beyin kanserleri olarak söylenir. Kanser kötü huylu tümörü kabaca verilen isimdir. Ama yine konuşmamızın başladığında da söylediğimiz gibi kanserin iyisi vardır, kötüsü vardır, kötünün kötüsü, kötünün iyisi, türlü çeşitli şekilleri vardır. Peki beyin kanseri tümörleri aynı değil ise farklı nedenleri, farkları bunlar nelerdir hocam? Hani sürekli biz akciğerden oldu, beyne sıçradı ya da ne bileyim kendi üretti. Diyelim ki buradan akciğerden sıçrayan mı çok tehlikelidir, beynin kendi ürettiği mi? İkisinin arasındaki fark nedir? Akciğerden ya da diğer organlardan sıçrayan diyelim ya da metastaz yapanların yerine göre değişir. Genelde bunlar kolay bir yerdeyse, ulaşılacak bir yerdeyse ve tek ise, hadi bilemediniz iki tane ise ama kolay çıkarılabilecek bir yerdeyse ameliyatı yapılır, çıkartılır. Ve genelde bunlar genellikle bir kapsülü olan, çok yayılmayan tümörler şeklindedir genel olarak. Yani diyelim ki frontal bölge dediğimiz alın bölgede, yukarıda beynin üst kısmına yakın, şöyle fındık kadar ya da ceviz kadar bir metastatik tümör, nereden gelirse gelsin çıkartılması kolay bir tümördür ve mutlaka çıkartılmalıdır. Ama bazen öyle olur ki beyne böyle saçılmış olur 10-15 yerinde veyahut da 7-8 yerinde birden olur. Ki o zaman çok fazla yapılabilecek bir şey yoktur. Cerrahi olarak yapılabilecek bir şey yoktur diyorum. Ama kemoterapi, radyoterapi gibi diğer yardımcı yöntemlerden yararlanılabilir. Peki bu ikinci bir şans dediniz. Yani cerrahi kısmında fazla bir şey yok ama kemoterapi kısmında. Bu ne kadar ömrü uzatır? Tedavi başarı oranı ne kadar? Eğer metastatik tümörlerden bahsediyorsak tümörün cinsine bağlı olarak. Yine aynı. Yani tamamen kurutma şansınız olabilir. O nedenle yani hemen yine konuşmamızın başlığında söylediğim gibi eyvah beynimde tümör var ben öleceğim demenin anlamı yoktur. Mesela birçok bugün geliştiren teknolojilerle bunların tamamının yok edilme olasılığı var. Mesela radyoterapi dedik ya, gamma knife dediğimiz bir şey var, bir yöntem var. Gamma knife nedir? Şöyle genel radyoterapi nedir? Önce onu söyleyelim. Genel radyoterapi beynin belli bir yerine, oldukça büyükçe bir yerine şua, radyasyon ışınlarının yöneltilmesidir. Bu beyninde zarar verecek bir olaydır. Beynin birçok yerine zarar verebilir. Çünkü belli bir noktayı gözetmeden birçok yerine veriyorsunuz ışını. Halbuki gamma knife dediğimiz bu yöntemde bir motosiklet miğferi düşünün ve üzerinde bir sürü delikler olduğunu düşünün. O deliklerin her birinden tek bir noktaya şua, radyasyon verilir. Dolayısıyla beynin diğer kısımları hiç zarar görmeden nokta atışıyla diyelim ki bir fındık kadar ya da mercimek kadar tümör orada kurutulur, yakılır. Yani zaten gamma knife dedikleri radyasyon ışınının bir bıçak gibi, knife bıçak demek İngilizce, artık herkes biliyor, oranın kurutulması gibidir. Aynı bu şeye benzer bir kuvvetli, büyükçe bir gözlük merceğini güneşe tuttuğunuz zaman, çok bunu çocukluğumuzda falan herkes yapmıştır. Bir kağıda tuttuğunuz zaman oraya konsantre olur ve kağıdı yakar güneş ışığı. Bu da bu prensipten yol alarak yapılan bir tedavi yöntemi. Gerektiği zaman bunlar da kullanılır. Peki bu metastaz kısmı. Peki beynin kendi ürettiği kanser kısmı? Tabii onun da beyinde dediğim gibi çok çeşitli hücreler var. Bunların işlevi olan, yani kolumuzu bacağımızı hareket ettiren ya da duyumuzu hissettiren, gözümüzü gördüren, kulağımızı işittiren, tad alma duyumuzu sağlayan, daha bir sürü hafızamızı, işte belleğimizi sağlayan bir sürü hücreler, bunların adına nöron denir. Nöron bir görevi olan. Bir de destek hücreler var. Onlar da işte çeşitli isimler alırlar. Astrositler, gliyositler falan gibi ya da glioblastlar. Bunlardan çıkan tümörler, nöronlardan çıkan tümörler
veyahut da beynin üzerinde bahsettiğim beyni kaplayan zarlardan çıkan tümörler gibi çeşitli yerlerden olabilir. Yani beyinden çıkan tümör de tek tip bir tümör değildir. Çok çeşitli şekilleri olabilir. Peki hocam, tersini soracağız. Öyle sorular oluyor ki halk arasında. Hani sizi belki güldürebilir ama bilmedikleri için bunu da soruyorlar. Biz iç organlardan sıçrayan, evet ama beyinden iç organlara sıçrayan var mı? Kanser çeşidi. Bu çok güzel bir soru. Genelde evet. Yani çok seyrek de olsa rastlanır. Ama şöyle diyeyim. Beyindeki kötü huylu tümörler zaten sıçrayacak olan kötü huylu tümördür. Ya tedavi edilir, o yüzden sıçramaz, ya da kötü huylu bir tümör tedavi edilmezse sıçratacak kadar zaman bırakmadan maalesef hasta kaybı olabilir. Evet. O nedenle beyinden başka yere sıçrayan tümörler yok değildir ama çok 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 nadirdir. Nadir olsa bile, ama şunu anlıyorum ben konuşmanızdan. Beyinden eğer başka bir yere sıçrayacak bir kötü tümörse ya da kanser çeşidiyse, oraya gitmeden hasta vefat ediyor. Evet, yani. Maalesef. Genelde öyledir. Maalesef. Böyle. Bir de şöyle bir şey var. Kan-beyin bariyeri dediğimiz bir bariyer vardır. Bir şey. Bu beyni korumak için yapılmış bir şey. Yani vücuda verdiğiniz her madde, kana karışan her madde beyine geçmez. Beyin tümörlerinin tedavisindeki en büyük problemlerden biri de odur. Verdiğiniz ilaçların beyine ulaşamaması, tümöre ulaşamaması, kan beyin bariyeri tarafından tutulması bazı zararlı maddelerin. Tabii bunun tersi de var. Beyinden başka yere sıçraması için bu kan beyin bariyerinin de bir şekilde dağılması, bozulması gerekir. Beyine verdiğiniz ilacı o bariyer izin vermediği için tedavi ya gecikir, evet, ya da olmuyor. Evet, evet. Bu da bilinmeyen. Tabii bir takım bunu aşmak için bazı deneyler yapılmıştır. Hala da yapılıyor. Beyine direkt enjeksiyonla verilmesi, doğrudan tümörün içerisine verilmesi gibi. O kemoterapi dediğimiz ya da radyoaktif radyasyon tedavisi dediğimiz onkolojik tedavi için kullanılan bir takım maddelerin, radyoizotopların tümörün içerisine cerrahi olarak yerleştirilmesi gibi bazı tedavi yöntemleri vardır. Bu beyin, kan beyin bariyerini aşmak için. Peki hocam, solunum yolundan kanser olan birinin sorusunu soracağım size. İyileşme olmuş, üstünden belirli bir zaman geçmiş fakat tekrar beyinde tümör ve ikisinin arasındaki ilişkiyi ne şekil yorumlarsınız? Solunum yolu yakın olduğu için oradan olup iyileşmesi olmayıp sıçraması mı? Beyin kendisinin üretmesi mi? Bu iki sorunun arasındaki yani nasıl desem korku, vatandaşın korkusu. Şimdi şöyle, bu metastaz ya da sıçramanın şöyle kabaca iki yolu vardır. Bir, kan yoluyla, ikincisi komşuluk yoluyla. Yani bir organa komşu olan bir başka organda kanser ona bir şekilde yayılabilir. Komşuluğundan dolayı. Evet. Ama kan yolu. Genellikle akciğer ve solunum sisteminden beyine sıçrayan tümörler kan yoluyla olur. Bunların sıçraması kan yoluyla. Çünkü akciğerlerin ve diğer solunum yollarının beyine direkt bir komşuluğu yok. Şunu soruyorlar. Sıçrama, yani daha doğrusu öyle biliniyor. Sıçrayan daha tehlikesi az ama beyin kendisi üretti mi tehlikesi yüksek. Doğru mu hocam bu da? Tabii sıçrayan tümörün sıçradığı yer ve sıçrama şekli. Biraz önce bahsettik. Evet. Tek bir yer ve kolay bir yerdeyse problem yok. Ama 7-8 yerde birden beynin çeşitli yerlerinde çıktıysa çok fazla cerrahi olarak. Yani hep cerrahi ön planda alarak konuşuyorum. Beyin cerrahı olduğum için. Evet. Ama tabii hiçbir şey yapılacak, hiçbir şey yok demek değil. Kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemlerle bunların tedavisi de olabilir. Ama tek bir ya da kolay bir yerde iki tane metastazın mutlaka cerrahi olarak çıkarılması, ondan sonra gerekiyorsa radyoterapi, kemoterapi gibi yöntemlere başvurulması çok daha uygundur. Peki hocam, burada yani hazır bir sorumuz var. Bel fıtığı
yani beyinle alakası ve bunlarda da bel fıtığında da kanser olma şey var mı, bu şüphesi oluyor mu? Siz bunlara da bakıyor musunuz? Yani bel fıtıkları beyin cerrahisinin konusudur ama hiçbir fıtıkla şekilde alakası kanserle hiçbir alakası yoktur. Yani fıtık, bel fıtığı omurgada, omurga dediğimiz omurga herkes tarafından bilinen bir organ. Bel kemiği ya da boyundaysa boyun kemiği, sırttaysa sırt kemiği. Genelde omur dediğimiz kemiklerin üst üste dizilmesinden tespih gibi oluşan bir organ. Aralarında da disk dediğimiz özel bir kıkırdak yapı mevcut. Aslında bu tam kıkırdak değildir ama biz kıkırdak diyoruz. Vazifesi nedir? Arabadaki amortisörün ya da koltuğun yayının yaptığı görevdir. Yani yaylanmayı sağlar. Dolayısıyla eğilip bükülmemiz bunlara bağlıdır. Yoksa kemikler birbirine çarpardı. Bu kıkırdağın arkaya doğru fırlayıp, kıkırdağın şöyle söyleyeyim, konuya girdik madem. Kıkırdağın bir etrafında kapsülü vardır, çevresel, dairesel bir yapı şeklinde. Bir de ortasında nükleus dediğimiz bir çekirdeği vardır. O çekirdeğin etrafındaki o dairesel kapsülü yırtarak dışarıya doğru fırlayıp bacağı ya da boyundaysa boyuna ya da sırttaysa sırttan vücuda dağılan sinirlerden birine basmasına biz fıtık diyoruz. Omurga fıtığı, boyunda olursa boyun fıtığı, belde olursa genellikle bel fıtığı deniyor. Durum bu. Evet. Kanserle hiçbir ilgisi yok yani. İlişkisi olmasa bile soruyu yönelttik. Canlı yayında izleyenler oluyor. Yani sadece öğrencilerimiz değil. Halktan evde oturan pandemi dönemi malumunuz hocam. Yaşlılarımız bunları yöneltince soruyoruz yani hocalarımıza zaman oldukça. Peki hocam bu bel fıtığına geçtik. Bel fıtığını ne şekil hani ele alabiliriz? Biraz zamanımız var. Bunu da kısaca böyle biraz değinsek ufak ufak toparlamaya çalışacağız. Çok az bir süremiz kaldı. Evet, bel fıtığını kısaca anlattık. Dediğimiz gibi disk dediğimiz organın ortasındaki bir nükleus dediğimiz nispeten daha yumuşak, daha silikon gibi bir organın o etrafındaki kapsülü yırtıp bacaklara ya da boyundaysa boyuna giden sinirlere basmasına biz fıtık diyoruz genelde. Belirtilerinden bahsedelim. Özellikle bel fıtığını öne alalım. Genellikle bel ağrısı şeklinde başlar ve o ortadaki çekirdek etrafındaki kapsülü yırtıp da bacağa giden sinirlerden birinin üzerine de oturursa eğer, bu bel ağrısı bacak ağrısı şekline döner. Bu ayrıca bu bacak ağrısıyla birlikte bir ayakta uyuşma, bir keçelenme diye halk arasında tabir edilen şikayetler ortaya çıkar. Ayak hareketlerinde bozukluklar meydana gelebilir. Özellikle ayağın bilekten yukarıya ve aşağıya doğru hareketlerinde güçlükler meydana gelir. Hatta ayakta daha ileri safhalarında o ayak tamamen düşer. Hiç yukarıya doğru kalkmayabilir ve bu ciddi bir sakatlık şeyidir. Çok çok daha ileri safhasında o omurilikten çıkan sinire bastığı gibi o sinirin çıktığı omuriliğin kendisine de bastığı zaman o iç organlara dağılan sinirlere de basmış olur ki o çok çok daha ciddi problemler yaratır. Ne yapar? İdrar problemi, idrar yapamama, idrar kaçırma, büyük abdest yapamama, dışkılama problemleri ve cinsel fonksiyon gibi problemler ortaya çıkarabilir ki bu da ciddi sakatlıklara yol açabilen bir problemdir. O nedenle ihmal edilmemesi gereken bir hastalıktır. Tabii her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Ama biraz önce saydığım ayaktaki hareket güçlükleri, bacağa yayılan ağrı, bacakta uyuşukluk gibi belirtiler bel fıtığını daha çok düşündüren belirtilerdir. O nedenle bir beyin cerrahına başvurmakta fayda vardır böyle durumlarda. Bugün detaylı olarak biz beyin tümörü ve kanserlerini ele aldık, çeşitlerini ele aldık. Ufak ufak fıtıklardan da örnek verdik. Dakikalarımıza bakıyoruz, canlı yayın olduğu için hocam. Gelen şurada birkaç soruyu da zannedersem size yöneltebilirim. Burada son 2 yılda COVID olarak da beyin cerrahlarının zorlandığı ya da solunum, üst solunum yoluyla gelen hastalarda ne çeşit çalışmalar yaptınız son 2 seneyi eğer değerlendirebiliyorsanız hocam? Sizin bölümü zorlayan ameliyatlar olsun. Şöyle, COVID'e bağlı herhangi bir cerrahi girişim gerektiren bir vaka bugüne kadar çıktığını zannetmiyorum. En azından benim bilgim yok. Ama
COVID'e bağlı olarak bir takım yani beyinde bir takım problemler olabiliyor. Onların da nöroloji uzmanları tarafından tedavi edilmesi gerekiyor. Yani bir takım bellek bozuklukları, bir takım işte felçler gibi bir takım problemler olabiliyor. Ama genellikle cerrahi olarak değil, beyin yapısını bozan ensefalit dediğimiz bir tür beyin iltihabı gibi olan olgularla rastladık. Bunlar var. Ama bunlar dediğim gibi daha çok nörolojinin ilgi alanına giriyor. Cerrahi olarak bugün ne kadar COVID'e bağlı herhangi bir vakaya rastladığını zannetmiyorum açıkçası. Peki sizi zorladı mı bu son dönemler? Yani gelinecek, ameliyat yapılacak ama biz enfeksiyon kapmasından ve bu COVID denen beladan korktuğunuz için ertelediğiniz kısımlar, bunları daha çok sormak istiyorum. Açıkçası. Yani bizim tarafımızdan değil, halk tarafından ertelendiği bir gerçek. Yani hani yumurta kapıya gelmeden tabiri caizse hastanelere başvurmaktan kaçınan hastalarımız var. Haksız da değiller. Çünkü birçok hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi. O nedenle son raddeye gelmeden başvurmayan hastalar oluyor. Ki bunlar da bir takım sonradan hastalar için problemler yaratabiliyor. Çünkü gecikmiş vakalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bayağı bir ciddi problem. Neden bu soru geldiyse biliyor musunuz? Neden yöneltik? Çok sorulan bir soru. Üst solunum yoluyla beyin hastalıklarını çok nörolojik olsun, beyin cerrahları kısmı yani kliniklerine başvuracak hastalar zannediyorlar ki solunum yolundan herhangi beyinle alakalı bir tedavi gördüklerinde solunum yoluyla alacakları her şey o tedavi ya da ameliyat her ne yapılırsa açık hale gelecek ve mikrop kapılacak. Doğru mu bu? Hayır. Yani doğrudan solunum yoluyla alınan her mikrobun ya da virüsün beyne yayılacağı diye bir şey söz konusu değil. Ama hani ihtimal dahilinde mi? Tabii ihtimal dahilinde. Şimdi beyne yakın organlardaki bir takım enfeksiyonların beyne yayılma riski çok fazla. Mesela sinüzitler, orta kulak iltihapları buradan beyne yayılma çok çok daha fazla. Biz sinüzit ve orta kulak iltihabı sonucu beyin absesine çok rastladık. Hala da rastlayabiliyoruz. Eskisi kadar değil ama hala daha mevcut. O nedenle beyne komşu olan organların enfeksiyonlarının beyne yayılması, akciğerin beyne yayılmasından çok daha fazla rastladığımız bir şey. Ama bir akciğer enfeksiyonu da sonuç olarak beyne yayılır mı? Mesela menenjit dediğimiz bir şey var, bir hastalık var. Vücudun herhangi bir yerindeki bir mikrobun beyin zarlarına yayılması sonucu ortaya çıkabilen bir şey. Bu olabilir mi? Olabilir. Ama çok sık rastlanan bir durum değil. Ayağınıza, emeğinize sağlık hocam. Son olarak toparlayalım. Ne demek istersiniz? Hem öğrencilerimize, izleyicilerimize. Evet. Beyin tümörleriyle başlayalım. Bir baş ağrısı, özellikle uzun süren baş ağrısı, karakterini değiştiren bir baş ağrısı. Yani diyelim ki migren hastası aylardır, yıllardır baş ağrısı var ama bir gün bakıyor ki hasta, bu benim çektiğim migrene benzemiyor, şekli değişti diye düşündüğü zaman, kulantısı kusması olduğu zaman, sebepsiz kusmaları olduğu zaman, özellikle belli bir yaşın üzerinde ilk defa geçirilen sara nöbetleri, genellikle ailevi sara nöbetleri vardır, çocukluk çağında başlar veyahut da çocukluk çağında ateşe bağlı havaleler vardır. Bunları hariç tutuyorum ama 40 yaşına gelmiş bir insan, 50 yaşına gelmiş bir insan hayatında hiç havale ya da sara nöbeti geçirmemiş, günün birinde sara nöbeti geçiriyorsa bunlar bir beyindeki probleme işaret edebilir. Bu tür durumlarda hemen hiç vakit geçirmeden bir beyin cerrahına, bir hastaneye başvurmaları gerekir. Bel fıtıklarında onu ayrıca daha detaylı konuşuruz. Bir dahaki programımızda zaten sizi ağırlamak isteriz hocam. En azından şunu söyleyeyim. Bel ağrısıyla başlayıp bacağı yayılan ağrıları olanlar mutlaka bir doktora, beyin cerrahına başvursunlar. Aynen hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok keyifli bir program oldu. Teşekkür ederim. Benim için de öyle. Sağ olun. Bugünkü Zana ile sağlık programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle. Şöyle geçelim hocam.